önce ben kendimi tanıtayım. Ben Melike Aydoğdu, İstanbul Ticaret Üniversitesi 2. sınıf öğrencisiyim. Oysa Akademi'de proje ekibindeyim. Bu makaleyi ben İngilizce'den çevirdim. Çevirmişken de anlatmak istedim. Böyle. Bir slide geçebiliriz. Şimdi benim makalemin konusu ergenler pandemiden nasıl etkilendiler, iyi mi etkilendiler genellikle, kötü mü etkilendiler? Bildiğimiz gibi COVID yüzyıldan uzun süredir görünmemiş büyük bir salgındı. Yani çok büyük bir salgındı ve tüm dünyayı aslında yaş, ırk, sınıf fark etmeksizin etkiledi. Yani zengin de etkilendi, fakir de etkilendi, yaşlı da etkilendi, genç de etkilendi diyebiliriz. Tabii bu derece büyük bir olay bizi yeni bir çağa soktu da diyebiliriz diyor makalede. Yani ama bu pandeminin iyi yönleri de oldu, kötü yönleri de oldu. Bu çalışmada ergenler pandemiden genel olarak iyi mi etkilendi yoksa kötü mü etkilendi diye çalışılmış ve sonuçlarını şimdi birlikte bakacağız. Araştırmalara göre özellikle tüm hayatı konu olan araştırmalarda bu gibi büyük olayların veya felaketlerin en çok ergenliği etkilediğini biliyoruz. Ergenleri, evet işte bu güzel, burada kalsın. Ergenleri incelerken hem bireysel dünyalarını, duygularını hem de akademik başarılarını, çevresel koşulları, ailesel, toplumsal faktörleri düşünmeliyiz. Peki sizce ergenlerin hayatı ne gibi faktörlerle kısıtlanmış olabilir bu pandemide diye bir sorayım. Sanırım şu anda ben pek cevap verecek yok herhalde. Tekrar sorayım mı? Tekrar sorabilirsin Melike. Tamam. Pandemide ergenlerin hayatı sizce ne gibi faktörlerle kısıtlanmış olabilir diyorum. Bir kere özgürlükleri kısıtlandı bence, öyle diyebilirim. Çünkü yaş kısıtlaması gelmişti bir kere. Evet. Galiba 18 yaş altı falan dışarı çıkamıyorlardı. Bence bu ergenler için büyük bir şey. Yani tamamen böyle özgürlüklerine tam düşkün oldukları anda bir anda evden çıkmaları kısıtlanıyor. Zaten çocuklar dışarı çıkmak istiyorlar. Aynen. Yani aynı zamanda sosyal aktiviteleri de çok kısıtlanmış oluyor. Fiziksel aktiviteleri de, ki bu yaşlarda yani daha fazla böyle hareket etmeleri gerekirken, spora yönlendirmeleri gerekirken aksine evlere kapandılar yani. Ve Aynen. ben şuna da dikkat çekmek istiyorum. Hani sürekli online üzerinde, bilgisayar üzerinde çalıştıkları için ya da hani oraya kapandıkları için online istismarlarının da arttığını belirtebilirim. İyi. Aynen. Makalede aynen senin dediğin gibi söylüyor. Okula gidemedikleri ve sosyal hayatları kısıtlandığı için ergenler çok fazla etkilendiler. Aileyle her dakikalarını birlikte geçirdiler ve bu da zaten fırtınalı ve stresli bir dönem geçiren bu ergenlerin aileleriyle daha çok tartışmalarına sebep oldu. Bazı çalışmalara göre ergenler korku, can sıkıntısı ve hayal kırıklığı gibi daha fazla olumsuz duygu yaşamışlar bu pandemi sürecinde. Aynı zamanda akademik başarılarında da çalkalanmalar oldu. Çünkü uzaktan eğitim ile çoğu kişi çok daha az odaklanabildi ve fiziksel aktiviteleri azaldığı için ve sosyalleşemedikleri için, temiz hava alamadıkları için, bir de ailenin ekonomik baskılarına maruz kaldıkları için en çok ergenler etkilendi diyoruz. Bir slide daha geçebilir miyiz? Evet. Peki yaşlılara göre neden ergenler daha fazla etkilenmiştir diye de araştırma sormuş. Sebebi de şu, ergenler genellikle sosyal medyada aktif oldukları için daha fazla felaketleri, ölümleri falan görüyorlar yaşlılara göre. Bu da onların psikolojilerini daha çok etkiliyor. Aynı zamanda yaşlılar birazcık daha bilinçsiz oldukları için böyle Covid'i çok ciddiye almadılar. Hatta ilk zamanlarda böyle görmüyorsam yoktur diyen yaşlı amcalar vardı haberlerde. O yüzden de ergenler birazcık daha fazla etkilenen grup diyoruz. Bir sonraki slayta geçebilir miyim?
Makale pandeminin olumlu yönlerine aslında odaklanmak istemiş. Çinli vatandaşlarla yapılan bir çalışma var. Ve bu çalışmada küçük de olsa bir grubun pandemide daha sağlıklı beslendiğini, daha iyi uyku kalitesine sahip olduğunu görmüşler. Yani illa çevrenizde böyle pandemiden sonra diyete girmiş, spora başlamış ve çok daha başarılı bir hayatı olmuş insanlar vardır yani. İşte küçük bir grubun aslında pandemiden çok iyi etkilendiğini bu çalışmanın sonuçları gösteriyor. Ayrıca boylamsal bir çalışma sonucu da pandemi sonucunda depresyonda artış görülmemiş, aksine kaygıda azalma bulunmuş. Bir de bir araştırma sonucunda da acı çekseler de insanlar daha fazla sosyal destek hissetmişler. Yani şöyle açıklamış makalede, şimdi insanların pandemide ekonomik durumları düştü çok fazla. Yani fakir olan daha fakir oldu diyebiliriz. Ekonomik durumu iyi olan insanlar da pandemide daha iyi hissetmek için ekonomisi düşük olan insanlara yardım ettiler. Böylece hem fakirler daha iyi hissettiler hem de sosyal destek arttı diyebiliriz iki taraf için de. Böyle bir olumlu sonucu olmuş. Diğer makale şeye geçebilir miyiz? Slide'a. Evet. Çalışmada okul hayatı pandemide çok olmadığı için genel olarak aile ve toplum arasındaki ergenlerin ilişkisine bakılmış. Yani okul hayatı çok fazla bakılmamış. Aile ve toplumsal bir bakış açısıyla bakılmış. Ebeveynleri daha kaygılı, depresif, sağlık sorunu olan ergenler diğerlerine göre pandemiden daha fazla etkilenmişler. Özellikle COVID yüzünden sağlık sorunu yaşayan ebeveynleri olan ergenler pandemiden çok fazla etkilenmişler psikolojik olarak. Aynı zamanda ekonomik düzeyi düşük ve aile içi çatışmaların çok olduğu ergenler daha fazla etkilenmişler pandemiden. Çünkü ekonomik düzey iyi olan insanların parasal kaygısı daha az oluyor. Böylece evde bir çatışma da daha az oluyor doğal olarak. Bunun dışında ergenler genel olarak fiziksel, zihinsel ve sosyo-duygusal açıdan eğer evde ailevi bir çatışma varsa psikolojileri diğerlerine göre daha düşük oluyor. Yani bir sonraki slayta geçebilir miyiz? Bu makalede 10 ile 19 yaşları arasında yanlış hatırlamıyorsam 3000 küsür ergen yapılmış. Bir çalışma içinde yapılmış. Üç tane belirlenen grup çıkmış. Pandemiden sonra ailesiyle ilişkiyi geliştiren bir grup. Daha kötüleşen bir grup. Bir de stabil kalan, değişmeyen bir grup var. Ve bunların sonucunda çoğunluğun yani %50'nin ailesiyle ilişkisinin değişmediği görülmüş. Geri kalan belirli bir kesiminde ilişkilerinin iyileştiği görülmüş. Yani pandemiden önceki hayatındansa pandemiden sonraki hayatı daha kötü olan, pandemiden çok kötü etkilenen kesim çok fazla yok. Hatta %5'in altında da diyebiliriz. Yaşamın bireysel yönlerinde yani işte duygusal açıdan, akademik açıdan daha kötü oldu diyebileceğimiz pek bir bulgu bulunamasa da aile arası ilişkilerde çok büyük bir gelişme görülmüş. Çünkü okula giderken ergenler genellikle aileleriyle çok fazla iletişim kurmuyorlar. Okula gidiyor, geliyor. Orada bir çatışma olsa da üstü kapatılıyor. Ama evde sürekli birlikte yaşadıklarında, sürekli beraber olmak zorunda olduklarında bu sefer iletişim kuruyorlar, varsa problemleri çözüyorlar ve ailevi ilişkileri ergenlerden daha iyi olmuş. Çoğunluğunun. Başka. Bulgulara göre pandemi sırasında her ergenden üçü daha iyi bir psikolojik seviyeye geçmiş. Biri hiç değişmedi diyebiliriz. Biri de kötüleşti diyebiliriz.
Yani her beş kişiden üçü biri ve biri şeklinde. Ergenlerin çoğu daha iyi yaşam değişikliklerine sahip olmuş ve veya değişmeden kalmışlar. Daha da kötüleşmemişler. Sekizinci galiba ya da yedinci slide. Ona geçebilir miyiz? Bir sonraki. Bir de bu makale diyor ki işte peki nasıl düzeltebiliriz? Eğer kötüleştiyse de bunu nasıl düzeltebiliriz diye bakmış. Bir sonraki slide. Bir tane daha geçebilir miyiz? Bunu atladım galiba. Aynen bu. Yani başa çıkmak için bu eğer pandemide psikolojiniz kötüleştiyse başa çıkmak için ne yapabiliriz diye makale araştırıyor ya da bir önerilerde bulunuyor diyebilirim. Psikolojik kendi kendine yardım ile ilgili makaleleri okumak, psikolojik çevrimiçi eğitim video veya sesleri izlemek, dinlemek, psikolojik yardım hattını aramak, yardım arama davranışları gibi seviyeye getirebilecek çalışmalar yapabilirler diye söylüyor. Bir de Çin'de ya da dünyanın başka yerlerinde de tabii böyle devletin iyi bir çalışma şeyi vardır ama Çin'de şey yapılmış. Eğer ergen diyorsa ki benim hani pandemiden çok kötü etkilendim vesaire bir arama hattı kurmuşlar ve o arama hattında işte psikolojik destek alıyorlar. Böyle bir şey yapmışlar. Bu kadardı. Biraz hızlı anlattım galiba. Yok, Umarım çok güzeldi güzel. bence. Şey, Öyle mi? yani bu çalışma Türkiye'de yapılmıştı, değil mi? Hayır. Çinliler Öyle. yapmış. Ben Çinliler çevirdim. yapmış. Tamam. Belki hani kültür olarak hani fark olabilir diye düşünüyorum ben bizim ülkemizde. Evet, Gençlerin bence de. etkilenmesiyle. Çünkü hani orada ekonomi belki bu kadar kötüye gitmemiştir ya da onların ülkelerinde sokağa çıkma yasağı olmamıştı mesela. Bence bizim gençlerimizin açısından düşündüğümde birazcık daha kötüye gitme ihtimallerin ya da o oranlar daha yüksek olabilir diye düşünüyorum. Olabilir, evet. Ya Bence şöyle de. mesela hani görüyoruz sosyal medyada vesaire. Böyle birçok kendi işini başlatan genç de oldu. Hani böyle influencerlığa atılıp işte kendi markalarını kurup yeni bir Aynen. şeyler yapmaya çalışan. Çünkü boş vakitleri oldu ve biraz üreticiliklerini ortaya çıkarttılar. İlla ki olumlu etkileyen insanlar olmuştur ama yine bu da ailelerinin sosyoekonomik durumlarına bağlı olarak bence etkilemiş olabilir yani bu durum hani psikolojik Aynen. durumlarını. Makale de öyle diyor. Zaten eğer ekonomik düzeyi düşük değilse çok fazla etkilenmedi ama düşükler daha çok etkilendi diyor. Yani hayatı Evet. değişiyor. Evet. Yani dediğim gibi de birazcık da kültür tarafından da bakmak lazım. Çünkü bizim ülkemiz sadece Covid değil, biraz da böyle ekonomik krizle de Evet, enflasyonla da gerçekten. mücadele ediyor. Şu an hani Aynen. Covid hayatımızda bu kadar çok etkisi yok gibi ve hani gençler artık borsayı takip edebiliyorlar, ekonomiyi çok iyi takip edebiliyorlar. Hani bu ülke bize bunu öğretti Kripto para. diyebiliriz. Yani evet, Yani. bunları öğretti. Bence o yüzden bizim gençlerimize de bakmak belki güzel olabilir bizim için Evet. diye Böyle bir düşünüyorum. makale yapabiliriz bence de. Sizin hayatınızda pandemiden sonra Bak, bu düzelen da bir olabilir. şey oldu mu? Peki. Ben şöyle bunu söyleyebilirim. Pandeminin ilk başlarında çok motive olmuştum. Yani böyle spora başlamıştım, işte diyet yapmaya vesaire başlamıştım. Çok güzel bir çalışma ortamı kurmuştum kendime vesaire. Çünkü hani bize hani hayatı durdursa da bir şeyler yapabilsek diye bekliyorduk. Ama tabii bu 2 yılı bulunca can sıkmaya başladı bence. Ve gençlerde de bence öyle olmuş olabilir. Evet, doğru. Hani 3 haftalık olmuş olsaydı güzel olurdu ama maalesef 3 hafta sürmedi. Gerçekten. Ben de biraz böyle kendi becerilerimi görmüş oldum galiba. İlk başta çok haberleri takip ediyordum ve çok moralim bozuluyordu. Takip etmemek için de örgüye sardım ve aslında örgüde neler becerebildiğimi gördüm. Baya böyle şekilli şükürlü bebek yelekleri örmüştüm birkaç tane. Sonra tesadüfen sattım filan hatta. Yani daha uğraşsaydım muhtemelen giderdim. Aa, bir ticarette yaptım. Neredeyse oraya doğru gidiyordum.
Da pandemi bitti. Çok iyi. Ve artık ona hiç fırsat bulamıyorum mesela şu anda. Ama o gibi şeylere daha çok vakit ayırabilmiştim ben. Bir de bir şey Doğru, soracağım evet. unutmadan. Akademik gerilemeyle ilgili bir sonuç bulunamamış mı dedin? Yanlış mı duydum? Biraz kaçırdım çünkü. Aynen genel olarak akademik olarak geriledi diyememişler sonuç olarak. Yani pek bir bulgu ve bir bulgu bulunmamış yani. O akademik. Bence de benim akademik olarak iyi olduğumu düşünüyorum. Yani çoğumuz birazcık da kopya da çektik ama birazcık da daha fazla çalıştığımızı da düşünüyorum yani ben. Çünkü Ben yapacak bir şey yok, zaman bol. kendi danışanlarımda şunu gözlemledim. Özellikle sizden daha küçük yani ortaokul ve lise çağındaki kişilerde bu online eğitim sürecinde online eğitime hiç aktif şekilde katılmamışlar. Hatta bir danışanım hiç katılmamış. Bunda pek takibi yapılmadığı için, daha esnek bırakıldığı için bunu yapabilmek daha kolaydı. O yüzden akademik anlamda özellikle ilgi kaybı çok fazla gözlemledim. Bizim ülkemizde en azından. Daha Aynen, küçük doğru. öğrenciler için. Küçük çocuklar için gerçekten öyle. Yani aynen bazıları mesela birinci sınıfa online eğitimle başladılar. Bence bunların etkisi vardır ama bilmiyorum yani bununla ilgili araştırma yapılıyor mu? Bir de şimdi bu ergenlerle yapılan bir çalışma ya, genellikle yani birazcık daha bilinçliler bence. Yani 13-14 yaşlarında belki daha mı bilinçli olurlar, bilemedim. Ben bir danışanımdan Bence bir örnek kesinlikle vermek Türk kaynaklı. istiyorum. Bu arada. Nazlı böldüm mü seni? Benim bir danışanım var 12 yaşında ve sosyal anksiyetesi var. Biliyorsunuz ki maske takmak da bu sosyal anksiyeteyi bir tık da olsa yönetmemizi kolaylaştırıyor. Dolayısıyla da şu anda acayip kaygılı. Ya herkes maskesini çıkarırsa ve ben bir tek maskesiz, ay maskeli kalırsam diye çok fazla bir kaygı duyuyor yani. Bunu da eklemek istedim. Pandemiyle çok ilişkili gördüm bir anda. Ve yani o maskeyi çıkarmamak için elinden gelen her şeyi yapıyor bu arada. Ya bence zaten burada Oo birazcık hani evet. kaygıların aşırı artmamasının sebebi işte OKBS olanlar, kaygı bozukluğu, herkes evlere tıkıldı. Zaten herkes onlar gibi olduğu için onlar da aslında kaygıların artmadığını gözlemlediğini okumuştum ben de. Hani çünkü zaten Evet. herkes artık böyle ellerini yıkamaya, herkes zaten titiz olmaya başladı ve daha da rahatladıklarını hatta duymuştum bir psikiyatristten. Bilmiyorum yani bunlar da etkili olabilir. Sosyal anksiyete için de aynı şekilde geçerli. Zaten herkes eve tıkıldı yani. O yüzden kimsenin ondan farkı kalmamış Doğru. oldu ve bu tarz işte hastalıkların aslında etiketlenmemiş de oldu bir yerde. Ben de diye düşünmüştüm. Hani kaygı seviyeleri düşmüş diye bulunmuş ya. Yani ben açıkçası kaygı seviyem çok yükseldi yani. Ama bu açıdan bakınca çok mantıklı. Evet. Bir kesimin kaygısı daha normalleşti gibi yani pandemiden. Aynen. Bir şey yazmış ama. Nazlı yazmıştı. Evet. Kitle psikolojisiyle birlikte hepimizin birlikte kötü o kadar etkilemedi. Yani geçen haftalarda Doğru. kitle psikolojisiyle gösterimi yapmıştık ya, yani şimdi de olabilir yani hani eğer sadece bir kişi herkes iyiken bir kesim çok kötüye gidiyorsa o zaman bence psikolojik olarak daha fazla etkilenirler. Ama burada tüm dünya birlikte kötüye gitti. İşte tüm dünyada ölümler vesaire falan arttı. Hani bu birazcık acı paylaşıldı diyebilirim yani bence. Aynen. Biraz öyle Aynen. oldu gibi. Hani o yüzden bu kadar belki fazla etkilememiş olabilir yani. Çünkü dünyaca yaşandı bu durum. Ve ben böyle olduğundan dolayı hani bu kadar çok belki etkilenmemiştir diye düşündüm. Evet, hatta ben biraz gördüm. Hani kendisi genellikle evde oturan ve gezemeyen insanlar, çok gezen insanların da gezememesi onlara iyi gelmişti. Hani hiç kimse gezemiyor şu anda. Üzülmeye gerek yok gibi. Evet. Öyle. Başka katkı Rüveyda, senin yapmak isteyen söylemek var mı? istediğin bir şey var mı? Biraz hızlı bitirdim sanırım. Bugün Emine yok mu ya? Evet, yok galiba.
Eğitimdeydi galiba o yüzden. Rüveyda yazmış. Ben rahatlamıştım bir tık diye. Evet. Doğru. Rahatlamaktan kastın ne Rüveyda? Hangi anlamda rahatlamak? Çok gezmeyi Çok gezmeyi sevmediğim için. sevmediğim Değil mi? için. Gezmek Doğru. zorunda değiliz falan diye artık. Aynen. Ben koydum hocam, okula gelemiyorum. Doğru. Evet, gerçekten bir tane de böyle Türk makalesiyle karşılaştırsam çok mantıklı olurmuş. Olsun, bir dahakine, bir dahaki toplantımıza bakıp geliriz bence Evet. hepimiz. Aynen, kısmet. Yani Türkiye'deki gençler nasıl etkilenmişler diye. Belki yoksa, ya mutlaka vardır, kesin yapılmıştır bence. Yoksa da yaparız belki. Doğru. Doğru, benim profesörüm yapıyordu. O yüzden aslında ben bu makaleyi falan çevirdim. Onun sonuçlarını bir istemek lazım. O Ben konuyu araştırdım. mutlaka Türklerde yapıldığını düşünüyorum. Melike? Melike koptu galiba. Ben de dondu şu anda. Bende de. Acaba hocasının araştırma konusu ne diye merak ettim de. O bunu araştırıyormuş. Bir de ben de dinlemiştim. Bir tane podcast dinledim. Orada pandemi sonrasında Amerika'daki gençlerle ilgili bir çalışmaydı. Bir depresyon oranlarının çok fazla arttığından bahsediyordu aslında. Yani bilmiyorum, tamamen COVID'e bağlamamışlar bunu ama Z kuşağının daha çok depresif olduğu ile ilgili bir sonuca ulaşmışlar. Bu da hani beni şaşırttı. Ben sadece sanki bizim ülkemizdeki gençlerimiz daha çok depresif demiş işte. Belki Çin'de farklı olabilir, bilmiyorum ama bu da beni şaşırtmıştı. Hani sonuçta biz sürekli işte gençlerimiz oradaki insanları anlatıyor ve hani oraya özeniyorlar diyeyim, ya da hani oradaki hayatları anlatıyorlar ekonomik açıdan belki de sadece. Ama aslında orada da durum farklı değil. Yani oradaki Z kuşağı da mutlu değil hayatından. Evet. Ama çok şaşırtıcı. Onlar neden mutlu Değil mi? değiller İnsan böyle düşünüyor. Bence de neden mutlu değiller diye düşünüyor. Demek ki yani? yani dünyaca girdiğimiz bir sorunlar herhalde diye düşünüyorum ya. Olabilir. Öyle. Ama şeyi merak ediyorum. Mesela onların mutsuzluk kaynakları neler yani? Evet, sebepleri çok Biz, önemli bence de. bizdekiler çok net aslında hani. Evet, Twitter'ı bizdekiler da evet. takip ediyorsak özellikle. Aynen. Ama hani aynı sıkıntıların onlarda olmadığını da düşünüyoruz. Çünkü aslında buradan oraya giden çok kişi var bir de. Onların Evet. deneyimleri de genellikle iyi. O yüzden merak etmiyor değilim yani. Evet. Belki Belki. varoluşsal sancılar Evet. çekiyorlardı sadece. Olabilir. Ben de şey diye düşündüm. Yani bir önceki nesle göre daha üzgün olmaları belki teknoloji yüzündendir. O da Yani olabilir. arkadaş edinmek istemiyorlar falan. Bir de iletişimleri kısıtlı oluyor. Mesela ailelerle ilgili problemler vesaire daha fazla artıyor. Daha artık küçük ailelere geçtik. Hatta çok erken yaşta ailelerinden ayrılıyorlar vesaire. Bu tarz şeyler de belki etkiliyor olabilir. Bilmiyorum. Geniş aileden Mesela konuştum. benim kardeşime normal hayat yavaş geliyor. Yani telefonu sürekli şu Değil mi? hızda olduğu Hız. için aynen yavaş Tüketici. geliyor, sıkılıyor hep. Evet. Kaç yaşında Melike? 6. Mesela. Aynen. Öyle. O zaman. O zaman kapatalım mı? Evet. Yani Teşekkür ederiz Melike. söylemek isteyen birileri bir şey varsa söyleyebilir, sorabilir, konuşabilir, paylaşabilir. Evet. Yoksa bitirebiliriz. Eline sağlık Melike. Çok güzel olmuş bence. Ben çok beğendim. Teşekkürler. Teşekkür ettim sana.